اشهد ان لا اله الا الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إلى شرف النبي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه ومشايخنا الكافة وإلى روح فنبة وخاصة وإلى روح شيخنا وقبلة قلوبنا ومعلمنا ما لم نعلم الحاج محمود الله في كل سره الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kaptan hocamın odasındaydım rahmetli. Tefsir odası. Çok eski. Cami-i Şerif'in böyle arka tarafı, ses çıkıyor mu normal? Çalışıyor mu ses? Cami-i Şerif'in arka tarafı var ya, orası yoktu o zaman. Şey düşünün şimdi, yukarı çıktınız merdivenden, sol taraftan asıl yere giriliyor. Sağ tarafta büyük bir alan var. Sonra böyle bir iki tane küçük basamak var. Orası duvardı. Orası yoktu. Orası böyle duvardı. Bu tarafta şurada bir oda vardı. Efendimiz hanımların dersini değiştiriyordu orada. Sonra öbür tarafta bir kapı vardı. Arkadaki binaya böyle üst geçit gibi kapalı böyle bir geçit vardı oradan arkaya. Oraya geçiyordum binaya. Öyle. Bir iki tane küçük oda vardı. Bir şey çok geniş bir şey yoktu yani. Sonra ilave edildi onlar. Gerisini anlatmıyorum. Kaptan hocamın odasındaydım. Rahmetli. Şimdi okurken buraya. Sonra Efendi Hazretlerimiz geldi içeriye. Daha medreseye başlamamıştım ben. Hiç aklımın ucundan geçmiyor medrese. Aklımın ucundan geçmiyor. Yani hani ihtimal vermiyorum yani. Hiç aklımın ucundan geçmiyor. Mümkün yani ihtimal hiç yok. O kadar ihtimalsiz ki. Yani çocuk düşüncesi işte o kadar ihtimalsiz ki. O kadar hani imkansız ki hiç aklımın ucundan geçmiyor yani. Fenazemiz girdi içeri kardeşim daha sonra. Kaptan hocam rahmetli Fenazem bize bu fakir hakkında bir şeyler söyledi. Efendi Hazretlerimiz, sen gel bizim medreselerde Arapça okuyordur kardeş Allah'a selam. Sen gel bizim medreselerde Arapça oku. Ama böyle çok gözümün önünde her şey ya. Sen gel bizim medreselerde Arapça oku. Kelime kelime böyledir Allah'ın izniyle. İlk o zaman Efendi Hazretlerimiz kardeş Allah'a selam. Sen gel bizim medreselerde Arapça oku. Kaç sene? 91. 91. Tabii. 91'in ilk baharı falandır yani. Öyle bir şeydir. Otur çocuğum. Otur. Arkadaşlar yani o kadar nimet ki yani. O kadar. Nasıldı? وَلَوْ اَنَّ لِي ف۪ي مَنْبَدِ كُلِّ شَعْرَةٍ نِسَانٍ يَبُسْتُ الشُّكْرَ كُنْتُ مُقَصْرًا. Öyle miydi? وَلَوْ اَنَّ لِي eğer benim için olsa ف۪ي كُلِّ مَنْبَدِ شَعْرَةٍ her kıl, her tüy dibinde, her tüy biten yerde olsa, lisanen bir dilim olsa يَبُسْتُ الشُّكْرَ bunlar böyle şükür döşüyor olsalar, gece gündüz şükrediyor olsalar her tüy çıkan yerde böyle bir dilim olsa bunlar böyle gece gündüz şükretseler kuntu mukassıra ben noksan edici olurum. Ben noksan ediyorum hala. Subhanallah. Vay be. Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِكُونَ وَيُقِيمُونَ Mevlamız Celle Celaluhu müttakileri anlatıyor. Müttakilerin evsafı ve yukimune ve ikame ederler. Neyi? As-salatı, namazı ikame ederler.
Ve mimma bu şeylerin bağdasından ki razakana biz rızıklandırdık kimi hum onları. Onları rızıklandırdıklarımızın bazısından yunfikune infak ederler. Şimdi buradan devam ediyor dedik. Bismillahirrahmanirrahim. Ve hikmetun ukhra fi kevniha hamse salavatin. Ruhul beyan arkadaşlar, yani çok böyle latif şeyler var içinde. Ha, bu arada Tevilat-ı Necmiye geçen öyle bir gördüm. Tevilat-ı Necmiye'nin matbuğu var herhalde piyasada. Evvelden yoktu. Ruhul beyanda vardı sadece, böyle ruhul beyanda parçalar vardı. Bir yerde öyle çıktı karşıma. Tevilat-ı Necmiye'nin matbuğu var herhalde. Ve hikmetun, kitap meraklısı olun. Kitap dertlisi, kitap meraklısı olun. Yani ehli ilimseniz, ehli ilim. İlim neyle olur? Kitap da olur da. Ehli ilim o zaman kitap meraklısı olur değil mi? Allah Allah yani. Ehli ilim, kitap meraklısı, kitap meraklısı olur. Kitap meraklısı olmak çok kıymetli bir şeydir. Kitap meraklısı adam kıymetli adamdır. Ve hikmetun ukhra fi kevniha hamsa salavatin. Ve hikmetun hikmet. Öyle hikmeti ukhra, diğer bir hikmet. Ne hususta? Fi kevniha, namazın olması hususunda. Nedir olması? Hamse salavatin. Beş olması, beş namaz olması hususunda diğer bir hikmet. Şimdi geride bir şeyler okuduk zaten. Enneha kânet müteferrikaten fil ümmimiz sâbikati, sâlifeti. Enneha namaz kânet idi. Nedir idi? Müteferrikaten ayrı ayrıydı. Dağınıktı. Fil ümmimiz sâlifeti. Geçmiş ümmetlerde bu beş vakit namaz dağınıktı. Yani onlar da geçmiş ümmetlerde de namaz vardı. Ama bizimki gibi değil. Fecema'ha subhanehu li nebiyyihi ve ummetihi. Fecema'a topladı. Neyi? Ha namazı. Kim? Subhanehu. Mevlamız Celle Celaluhu namazı topladı. Li nebiyyihi. Peygamberi için aleyhissalatu vesselam. Taha ve ümmetihi. Peygamberinin ümmeti için. Leennehu. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Aleyhisselam nedir? Mecmu'ul fadaili külliha. Mecmu'ul fadaili. Faziletlerin hepsinin toplandığı yerdir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Külliha hepsinin. Bütün faziletlerin toplandığı yerdir. Ne oldu şimdi? Bütün namazların toplandığı yer oldu. Beş vakit namaz geçmiş ümmetlerde dağınık dağınıktı. Yani sabah namazı bir ümmet, öğlen namazı bir ümmet, ikindi namazı bir ümmet, akşam namazı bir ümmet. Peygamberimizin hepsi ne oldu? Toplandı. Peygamberimiz madem ki bütün faziletlerin toplandığı yerdir, namazda peygamberimizde ve ümmetinde ne oldu? Toplanmış oldu. Külliha. Dünyen ve ahireten. Dünya olarak, ahiret olarak bütün faziletlerin toplandığı yerdir Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam. Ve ümmetuhu ve Peygamberimizin ve ümmetehu, Peygamberimizin ümmeti de aleyhisselatü vesselam beynel ümemi kedalike, ümmetlerin arasında böyledir. Yani Peygamberimizin bu konumu sair peygamberan-ı izam arasında ve kainattaki bu konumu, ümmeti de böyledir. Yani ümmeti de diğer ümmetlerin arasında faziletlerin toplandığı bir ümmettir. O zaman فَاَوَّلِ مَنْ صَلَّ الْفَجْرَ فَاَوَّلِ مَنْ O kimselerin ilki ki salla kıldı ne? El-fecra, fecri kıldı, sabah namazı kıldı. Sabah namazını ilk kılan kimdir? Adem, Adem aleyhisselamdır. Vazduhra, arkadaşlar daha önce mükerreren söyledim. Dindeki bütün bilgiler aynı kuvvete, aynı derecede değildir. Kitaplarda gördüğünüz, okuduğunuz, hocalardan duyduğunuz bütün bilgiler aynı kuvvete, aynı derecede değildir. Bilginin kaynağına ve rivayet şekline göre iş ne yapar? Değişir. Dolayısıyla mesela okuduğumuz her şey kesinlikle böyledir. Mesela ben bunu okuyorum ama kesinlikle böyledir. Ben böyle yemin edebilir miyim, eder miyim, etmem. Ne derim? Ruhul beyan da böyle geçiyor derim. Bunu anlıyor musunuz? Ciddi şey söylüyorum. Bu böyledir. Hayır, sen nasıl aksini söylersin? Demem, hayır. Ruhul beyan da böyle geçiyor derim. Bilginin kuvveti kaynağına göre ve anlatılış şekline göre, nakle göre değişir arkadaşlar. İnsanda bunları ayırt edecek kabiliyetin olması icap eder. Böyle bir kabiliyet yoksa sende, böyle bir kabiliyet yani yoksa, kesbetmediysen böyle bir kabiliyet, o zaman temkinli davranacaksın. O zaman temkinli davranacaksın. İnsanın boyunun ölçüsünü bilmesi çok kıymetli iştir, önemli iştir yani. فَاَوَّلِ مَنْ صَلَّ الْفَجْرَ آدَمُ Sabah namazını ilk kılan Adem aleyhisselamdır. وَالْظُّهْرَ اِبْرَاهِيمُ وَالْظُّهْرَ Yani evveli men salli zuhra demek. Öğlen namazını ilk kılan İbrahim, İbrahim aleyhisselamdır. Bulamadınız mı çocuklar? Tamam mıyız? وَالْعَصْرَ ikindi namazını ilk kılan Yunus'u, Yunus aleyhisselamdır. وَالْمَغْرِبَ akşam namazını ilk kılan İsa, İsa aleyhisselamdır. وَالْعِشَاءَ yatsıyı ilk kılan Musa, Musa aleyhisselamdır. فَهَذَا şu
anlattığımız işte Adem Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Yunus Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Yunus Aleyhisselam, ondan sonra İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam. İşte fehada işte bu sırrul kararı ala kamsi salavat, ala kamsi salavatin, beş vakit namazda karar kılınmasının sırrı budur. Adem Aleyhisselam ümmeti, ondan sonra gelenler de öyle yapıyordur. İşte İbrahim Aleyhisselam, ondan sonra ne geçti? Heh? Yunus Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam geçti değil mi? Sabah namazı Adem Aleyhisselam, öğle İbrahim Aleyhisselam, ikindi Yunus Aleyhisselam, akşam İsa Aleyhisselam, yatsı Musa Aleyhisselam geçti. Heh. İşte beş vakit namazda karar kılınmasının sırrı budur. Vakıyla denildi ki, bak denildi şimdi, hop başka bir şey daha söylenecek bu hususta. Hop, değil mi? Demek ki o zaman o kat'i ne? Kat'i değil. Bu da kat'i değil o zaman. O kat'i değil, bu da kat'i değil. Vakıyla denildi ki salla Adem aleyhisselam as-salavatil hams. Adem aleyhisselam beş vakit namaz kıldı külliha hepsini. Böyle de denildi. Sümme sonra teferrakat bu namazlar dağıtıldı. Ba'lehu Adem aleyhisselamdan sonra beynel enbiya'yı aleyhimusselam diğer peygamberlere dağıtıldı. Ve evvel men sallel vitra, vitri ilk kılan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem leyletel mi'raç. Miraç gecesi vitir namazı, vitir namazı ümmeti Muhammed'de var. Vitir namazı bize mahsus. Vitir namazı bize mahsus. Vitir namazını ilk kılan peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Lidalike kale. Lidalike bundan dolayı kale, yani vitir namazını ilk kılan peygamberimiz aleyhissalatu vesselam olup vitir namazı bize mahsus olduğu için peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyurdu. Ne buyurdu? Zadeni Rabbi salaten. Zade ziyade etti, arttırdı ni beni Rabbi Rabbim salaten. Bir namaz arttırdı. Onun için hesap kitap yaparken vitir namazında ne yapıyoruz? Hesaba katıyoruz. Yani normalde her ne kadar biz günde beş vakit namaz farzlarız diyorsak da tatbikatı pratikte söyleyin altı vakit. Günde kaç namaz? Altı namaz. Mesela ıskart-ı salata ne hesaplıyoruz? Altı hesaplıyoruz. Kaza namazında ne hesaplıyoruz? Altı hesaplıyoruz. Tamam? Altı. Zadeni Rabbi salatın. Ey el vitra alel hams. El vitra vitir namazını ziyade etti. Alel hamsi beş vakit üzerine. Ev yata salate leyli. Fefem ya da gece namazı teheccüdür. Ve evveli men badere ile sucud. Ve evveli men o kimselerin ilki ki badera mübaderet etti. Yani sürat etti ile sucudi. Secdeye ilk sürat eden. Yani Adem Aleyhisselam'a secde değil mi? Tahiyye secdesi emredildi. Secdeye ilk giden Cibril Aleyhisselam, Cebrail Aleyhisselam oldu. Ve lizalike bundan dolayı ilk secdeye giden olduğu için, Mevlamızın emrine ilk itaat eden olduğu için, sara Cebrail aleyhisselam oldu. Nedir oldu? Rafikal enbiya'i, peygamberlerin arkadaşı, peygamberlere eşlik eden zat, peygamberlerin yoldaşı oldu Cebrail aleyhisselam. Ve hadimehum, peygamberlerin hizmetçisi oldu. Ve evveli men kâli subhanallah, subhanallah sözünü ilk söyleyen, bu sigayla, bu siga, bu kalıpla, Subhanallah kavlini ilk söyleyen Cibril-i Cebrail aleyhisselamdır. Velhamdülillah, yani evvelü men kâle elhamdülillah, Adem aleyhisselamdır. Ve la ilahe illallah, Nuh aleyhisselamdır. La ilahe illallah kavlini ilk söyleyen kimdir? Nuh aleyhisselamdır. Ama dediğim gibi, başta söyledim yani, bilgilerin kuvveti. Vallahu ekber, Allah-u Ekber kavlini ilk söyleyen İbrahim Aleyhisselam'dır. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Havkale'yi ilk söyleyen Havkale. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. İlk söyleyen Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'dir aleyhissalatü vesselam. Küllü zelike bunların hepsi fi keşful kunuzi ve hallur rumuz. Keşful kunuz ve hallur rumuzdan nakletti İsmail Hakkı Hazretleri bunları. Ve zikra fil hikemuş şazeliyyetu ve şerhuha. Hikemuş şazeliyye, el hikemuş şazeliyyetu ve şerhuha isimli kitapta zikrolundu ki innehu lemma alimel hakku minhu vücudel meleli. Şimdi bakın buraya. İnnehu şan lemma ne zaman alimel hakku, Mevlamız bildi. Minhu insandan neyi? Vücudel meleli, bıkkınlık mevcudiyetini. İnsan bıkar, insan sıkılır. İnsandan neyi bildi Mevla? İnsan ne yapar? Bıkar. İnsan ne yapar? Sıkılır. İnsanın bıkkınlık hissini, insanın sıkılganlığını Mevlamız biliyor. Bunun için levvene leke taati, levvene renklendirdi leke sana et taati. İtaatleri, ibadetleri ne yaptı? Renklendirdi. Yani ne demek renklendirdi? Çeşit çeşit yaptı yani.
vakti var, şekli var, o öyle, bu böyle. Hepsi tek olsa insan ne olur? Daha çabuk sıkılır. Tamam mı? Mevla insanın bu fıtratından dolayı ne yaptı? Renklendirdi. Yani ne demek renklendirdi? Çeşit çeşit yaptı. Vakti var mesela, değil mi? Sabah öyle. Diyelim ki dikkat et şimdi. Mesela günde işte vitir dahil 20 rekat namaz, değil mi? 17 artı 3 farz, öyle diyelim. Bu 20 rekat namaz. Bu 20 rekat sabah vaktinde farz olsaydı. Tek. Tek sefer. Kıl, 24 saat sonra bir daha. Veya öğlen vaktinde olsaydı. Değil mi? O zaman daha çok bıkardı, değil mi? İnsan daha böyle hani aksatmak daha söz konusu olurdu. Tamam. Renklendirdi. Ondan sonra vücud el-meleli levvenelika ta'ati. Niye? Litesteriha yani sen böyle seyredesin, akasın, min nev'in ila nev'in, bir çeşitten bir çeşide akasın diye. Bir çeşitten bir çeşide akasın. Namaz kılıyorsun, 4 rekat, 8 rekat, 10 rekat. Sonra Kur'an-ı Kerim okuyorsun, sonra tesbih çekiyorsun. Sonra başka hayır hasenatta bulunuyorsun, sonra bir daha namaz kılıyorsun. Böyle değişik değişik. Litesteriha, istirahat edesin, min nev'in ila nev'in, bir nevi'den bir nevire geçerken böyle rahatlayasın diye. وَعَلِمَ ف۪يكَ وَعَلِمَ مَا ف۪يكَ مِنْ وُجُوهِ الشَّرَاهِ وَعَلِمَ مَوْلَا بِلْدِي مَا اُشَيْكِ ف۪يكَ sendedir, yani insandadır. مِنْ وُجُودِ الشَّرَاهِ insanda bir açgözlülük vardır. اَلْمُؤَدِّي götüren اِلَى الْمَلَيْ gene bu kınlığa götürür. اَلْقَاطُعِ عَنْ بُلُوهِ الْاَمَلِ peki bu bıkınca sen ne oluyor? Yoldan geri kalıyorsun. Gideceğin yeri gitmekten ne yapıyorsun? Geri kalıyorsun. Bıktığın zaman devam etmiyorsun. Bu sefer maksada ne yapamıyorsun? Ulaşamıyorsun, geri kalıyorsun. İşte insanı maksuduna ulaşmaktan kesen bu bıkkınlığı Mevla bildiği için فَحَجَرَهَا عَلَيْكِ فِي الْاَوْقَاتِ şimdi buranın ibaresi, buradan sonra işte 3 satır, 4 satırın ibaresi arkadaşlar. Biraz böyle yani imanın nazar lazım, böyle dikkatli olmak lazım. Hani aslında kolay ama karmaşık. Kolay ama ne? Karmaşık. Dikkat edin anlarsınız. Zaten mefhumunda bir şey yok. Ama hani ibarenin akış tarzı biraz böyle düşündürüyor. Mesela Burhul Beyan'ın tercümesi var. Böyle alakasız mana vermiş. Mütercimler arkadaşlar yani çıkamıyor işin içinden. Öyle millete böyle hani suya sabuna dokunmayan bir şey yazıyor, geçiyor gidiyor yani. Yani kenarından dokunuyor böyle mevzuya. Mevzuya ne yapıyor? Kenarından dokunuyor. O mevzuyla alakalı kolay bir şey yazıyor, geçiyor. Tamam. Yani tercümelere güvenmeyin. Tercümelere güvenmeyin. Bir şey ne olduğunu hatırlamıyorum. Böyle bir şeyin parçası, bir küpürde böyle fıkhi bir mevzu görmüştüm. Biraz böyle dikkatimi celbetmişti, etmişti. Böyle yani ilgimi çekmişti. Soracağım ben şimdi orayı. Böyle soracağım şeyleri yazıyorum, çiziyorum. Onu da böyle almıştım yanıma. Hani ehil birini bulduğun zaman ne yapacağım? Soracağım. İyi hatırlıyorum. Fetevâ-i Hiniye'nin 5. cildinden bir bahisti. Artık ben o sırada o bahse niye bakmadım kitaba bilmiyorum, hatırlamıyorum. Ama eski zaman, çok eski zamanın mevzusu bu. Yani ben kendim niye kitaba bakmadım bilmiyorum. İstanbul'dayız. Hocamın kardeşi, Mehmet Hoca Efendi. Hocamın kardeşi. Yani onun medresesindeyim nasıl olduysa. Pek öyle sağa sola gitmiyorum ben, biliyorsunuz. Hocam dedim, böyle bir şey var dedim. Hani, baktı. Fetevâ-i Hiniye 5. Tam da kitap rahlesinin üzerineymiş. Tam da kitap neymiş? Rahlesinin üzerineymiş. Açtı kitabı, yeri buldu, baktı, hı dedi, öyle yazıyor. İlim böyle olur arkadaşlar. İlla kaynağına ineceksiniz. İlla kaynağına ineceksiniz. İlla dibine ineceksiniz. İlla söyleyin, dibine ineceksiniz. Sonuna kadar gideceksiniz. Sonuna kadar gideceksiniz. Gidebildiğiniz kadar gideceksiniz. Çok ciddi, önemli şeydir. Tercümelere güvenmeyin. Ondan sonra mesela buranın tercümesi böyle saçma sapan bir şey yazıyor. Yani saçma sapan derken mevzunun yazdığı şey saçma değil de burayla alakası yok. Yazdığı şey buranın tercümesi, tercümede burada yazan şey buranın tercümesi değil. Şu var ki çıkamamış işin içinden, oraya bir şeyler yazmış, geçiştirmiş yani. Evet. Ne zaman ki Mevla Teala maksuda ulaşmaya mani olan bu meleli, bıkkınlığı bildi insanda. فَحَجَرَهَا عَلَيْكَ فِي الْاَوْقَاتِ فَحَجَرَ yani
sınırlandırdı. Öyle diyelim. Ha bu ibadetleri aleyke sana fil evkati vakitlere sınırlandırdı. Sabah öğle, ikindi. Sabahın bir sınırı var değil mi? Başı var, sonu var. Yani serbest bırakmadı. Ya kullarım işte 24 saat zarfında 20 rekat namaz kılın da ne zaman kılıyorsun? Parça mı kılıyorsun, bütün mü kılıyorsun, sabah mı? Kafana göre takıl. Hayır. Şu saatte şu saat arası şu kadar şu. Bu saatte bu saat arası bu kadar bu. Bu saatte bu saat arası bu kadar. Hepi topu 20 rekat değil mi toptan? Ha? Mesela diyelim ki bir adam kalksa, kılmasa akşam 20 rekat ne yapsa? Kılsa. Kılanından da 20 rekat kıldı değil mi? E bu da 20 rekat kıldı ama bu adam hapı yutar ahirette. Bu adam ahirette ne yapar? Hapı yutar. İnne salate kânet alel mü'minîne kitâben mevkûta. Vakitli farz edilmiş vakitlik namaz. Tayin edilmiş bir vakitle farz kılındı. Mevla Teala böyle yaptı. Vakitlere, vakitleri sınırlı vakitlerin içine koydu Mevla Teala. İz çünkü ceale yaptı Mevla Teala. Bak bütün ibadetleri ne yaptı? Vakitle sınırlandırdı. İbadetleri ne yaptı? Söyleyeyim. Vakitle sınırlandırdı. Bak şimdi. İz ceale fil yevmi hamsen. Bir günde beş vakit yaptı. Bir günde beş yaptı. Yani namaz. Temyizini burada açıktan yazmıyor. Biz anlıyoruz. Günde beş yaptı. Yani söyleyin. Namaz. Günde beş yaptı. Yani namaz. İbarede geçen bu. Günde ne yaptı? Beş yaptı. Yani ne? Namaz. Ve fi seneti şehran. Senede ay yaptı. Yani Ramazan. Ve fil mi'eteyni hamseten. 200'de 5 yaptı. Zekat. %2,5. 200'de 40'te 1. %2,5. 200'de 5. 200'de 5 yaptı. Zekat. Bak hep takdir. Hep sınır. Günde 5. Senede 1 ay. 200'de 5. Ve fil umri zuraten. Ve fil umri ömürde yaptı ne yaptı? Zuraten bir ziyaret yaptı. Yani ne? Hac. Ve li külli vahidetin bunların hepsi için, hepsi birer birer, hepsi namaz, oruç, hal, zekat, bunların hepsi için teker teker var fi tefasiliha tafsillerinde vaktun bir vakit var. La tasihha fi gayrihi. Başka bir vakitte sahih olmaz. İlla o vakitte olacak. O beş, o beşin nesi var? Hepsinin başı sonu var. Başı, o beşin de teker teker nesi var? Başı var, sonu var. Başından önce yaparsan olmaz, sonundan sonra yaparsan olmaz. Hepsinin nesi var? Vakti, saati var. Hac. Hac 2 gün yani sonuçta senede. Bir gün hatta yani öyle diyelim yani. Değil mi? Haccın aslını söyleyin. Bir gün. Başka zaman yapsan olmaz. Şimdi kalk ki tarafa da hiçbir şey ne yapmaz? Yaramaz. Muayyen vakitleri var, başka şekilde olmaz. Küllü zalike, bunların hepsi rahmetün bike, sana rahmettir. Bunların hepsi nedir? Rahmetün bike sana nedir? Rahmettir. Mevla renklendiriyor böyle işte bununla. Bununla ne yaptı Mevla Teala? Çeşitlendirdi. Çünkü insan bıkar. Hac zamanı geldi, hacca hazırlanıyorsun. Kurban zamanı kurban hazırlanıyorsun. Ramazan orucu hazırlanıyorsun. Teravih hazırlanıyorsun. Sabah hazırlanıyorsun. Öğle hazırlanıyorsun. Anladınız mı? Hep böyle bir canlılık oluyor insanda. Mesela sabah kılıyorsun. Diyelim ki işrak olduk. Neyse ondan işe güce dalıyorsun. Ne geliyor şimdi? Öğle geliyor. Bir öğleye hazırlanıyorsun. Yeni bir başlangıç, yeni bir şey. Yine sene ondan sonra 11 ay geçiyor, ne geliyor ondan sonra yavaş yavaş? Ramazan-ı Şerif geliyor, dur diyorsun, bir toparlanayım, Ramazan'a hazırlanıyorsun. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani böyle bir yenilik böyle, bir tazelik böyle. Hadi yeniden şimdi, yeni bir namaz, yeni bir ibadet, yeni bir çeşit. Hepsi bunların rahmettir. Daha niçindir bunlar? Küllü zalike bunların hepsi nedir? Rahmetin rahmettir bike sana. Daha niyedir? Veya rahmeten de olabilir. Rahmet içindir leke sana, bike sana. Sana rahmet olsun diyedir bunlar. Ve teysiral lil ubudiyyeti aleyke. Sana kulluğu kolay etmek içindir. Allah'a kulluk etmeyi kolaylaştırmak içindir. Fakat muhakkak kayyedallah. Ama Mevla'nın hikmetlere bak şimdi. Fakat kayyedallahu ta'at bi ayanil evkat. Fakat muhakkak kayıtladı. Kim Allahu Teala Hazretleri, taati itaatleri, ibadetleri ve ayanil evkati muayyen vakitlerle kayıtladı. Keyla yenfekke anha vurudu tesvif. Şimdi tamam kolaylaştırsın ama yani son derecede kolay olduğu zaman o zaman imtihan olmaz. O kadar kolay ki herkes yapar. Hiçbir iradeye, kesbe ihtiyaç yok. O zaman ne yapar? Herkes o zaman imtihan olmaz, tamam mı? Arada biraz bir şeylerin olması lazım. İmtihanlık bir şeylerin olması lazım. O zaman öyle bir şey olacak ki yani sonra yaparım diyebileceğin bir şık olacak.
Ki sen orada imtihan edesin, imtihan olasın. Sonra yaparım, kalsın biraz daha diyebileceğin bir durum olacak ki sen onunla ne olasın? İmtihan olasın. Onun için Mevla Teala vakit koydu böyle. Bu sefer sen sonra diyorsun, sonra diyorsun, sonra diyorsun, sonra diyorsun. Bir bakıyorsun ki gitmiş. Öyle bir yapacak ki hiç sonra demeye ihtimal yok. O zaman imtihan olmaz. Niye? لِاَلَّا يَنْفَكَّ عَنْهَا Bundan ayrılmasın ibadetler, anha ibadetler, ibadetlerden ayrılmasın, ne ayrılmasın? Vücudu tesvifi, tesvif mevcudiyeti ayrılmasın. Yani sevfe mutlaka bulunabilsin içinde. Tesvif ne yapsın? İçinde bulunabilsin. Kişinin sevfe, sonra yapacağım deme durumu ne yapabilsin? Bulunabilsin. Ve vesse'al vakte aleyke, ama vakti de ne yaptı Mevla Teala? Geniş yaptı. Vakti de geniş yaptı. Yani saatler var yani. Tamam mı? Key tebka sıfatül ihtiyar, ihtiyar irade sıfatı ne yapsın? Kalsın diye. Sen seçiyorsun. O vaktin içerisinde ne yapıyorsun? Sen iradenle seçiyorsun. Buradan sonrasına dikkat edin. Burada bir şey var. Neresinde tam hatırlamıyorum şimdi. Hiç benim aklıma gelmedi şimdiye kadar öyle. Mesela burayı okuduktan sonra çok tesir etti bana. Hiç aklıma gelmedi öyle. Hiç aklıma gelmedi öyle. Acayip bir şey. Bir kelime ya. Hepi topu ne söyleyin? Bir kelime. Hiç aklıma gelmedi öyle. Çok tesir etti yani. Ve fit tevilat-i necmiye. Tevilat-i necmiye'de geçiyor. Bidayetus salati, namazın başı ikametin ikamettir. Akimus salati. Namazın başı nedir? İptidası. İkamettir. Ki emrolunan budur. Değil mi? Yukimunas salati. Namazı ikame ederler. İkame. İkame. Namazı ikame etmek. Sümme sonra ikamenin ötesinde var. Ne var? İdametin idame var. Dediğim yer bu paragrafın içerisinde. Gelince söylerim inşallah. Namazın başı ne? İkame. Değil mi? Herkese lazım olan bu. Sonra ötesinde ne var? İkamenin idame var. Ve ikametuha. Peki namazın ikamesi nedir? Neyledir namazın ikamesi? Bil muhafazati aleyha bi mevakitiha. Vakitlerinde namazı muhafaza etmektedir. Ve itmam-ı ruku'iha, rükûsunu tamamlamaktadır. Ve sücûdiha, secdesini tamamlamaktadır. Ve hudûdiha, namazın hadlerini, sınırlarını, farzını, vacibini tamamlamaktadır. Arkadaşlar, rükûnuza, secdenize dikkat edin. Rükûnuza, secdenize dikkat edin. Birbirinize dikkat edin. Herkes kendi talebesine dikkat etsin. Rükûnuza, secdenize dikkat edin. Kendi nefsinizde. Herkes talebesine, herkes arkadaşına dikkat etsin. Herkes talebesine dikkat etsin. Ama dikkat edin yani. Hani boşuna söylemiyorum çünkü böyle çok garip garip rükular var içinizde. Garip garip söyleyin. Garip garip rükular var içinizde. Zahiren ve batına. Zahiri ve batini olarak namazın hadlerine dikkat etmekte olur ikame. Ve idametuha, namazın idamesi neyledir? Bir devamın murakabeti. Devamlı murakabeyledir. İkamet, namazın rükûsuna, sucuduna, farzlarına, vaciplerine dikkat etmektedir zahiri batini. Bu ikamet, bu başlangıç. Mevlamızın herkese teklif ettiği şey. Mevlamızın müttakilerin vasıflarını anlatırken beyan ettiği şey. Ötesinde ne var? İdame var. Neymiş o idame? İdame neymiş? Bir devamın idame neyledir? Bir devamın murakabeti. Bu devamlı murakabeyledir. Murakabenin devamıyladır. Aşağıda daha anlaşılacak işte o dediğim yerde. Ve cem'il himmeti, ve himmeti, kastı, gayreti toplamaklıdır. Fitta'anruzi, bak. Fitta'anruzi li nefahati eltafir rububiyeti. Nasıl anlatayım size? Hani böyle rüzgar esiyor, tamam mı? Tatlı tatlı. Sen de böyle yapıyorsun, hani rüzgar gel bana. Tamam, terlemişsin. Sıcak mesela, böyle tatlı bir rüzgar çıktı, böyle bir üstünü başında açıyorsun, yakanı başını açıyorsun, tamam mı? Gel rüzgar, gel diyorsun. Anladınız mı arkadaşlar? İdame nedir? Murakabenin devamıyladır, himmeti toplamaktadır. Ne hususta himmetini topluyorsun? Fitta'arruzi, kendini arz etmekte, kendini sunmakta. Neye? Linefahati eltafir rububiyeti. Mevla'nın latif üfürüşlerine kendini arz etmekte. Yani Mevla'dan sana gelecek rüzgarlara karşı böyle duruyorsun.
Şimdi ben namazdayım, Mevla'dan esiyor bana şimdi, Mevlam'dan geliyor, şöyle durayım, böyle gelsin bana, bekleyin. Bu idameymiş. Şimdi ben namaza durdum, Mevlam'dan bana esintiler gelecek. Şöyle bir arz edeyim kendime, bana vursun onlar şöyle, gelsin. Subhanallah, bu acayip bir şey burası arkadaşlar. Çok meraklıyım. Subhaneke Fatiha, Allahu Ekber, Rükû, Secde, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Mevla'dan gelecek şimdi, Mevlam'ın huzuruna çıktım ben, Mevla'dan bana nefahat gelecek. Ben o vefahata kendimi arz ediyorum şimdi, ben bekliyorum, gelsin bana vursun onlar böyle. Anlıyor musunuz? Hissediyor musunuz? İşte bu idameymiş. İkamet, farz, vacip, sünnet, müstahabede. Bu da neymiş? Şimdi ben Mevlam'ın huzuruna çıktım. Mevla'dan bana ne yapacak? Mevla'nın lütuflarından bana nefahat olacak. Tamam, bak okuyoruz. Fitte'abuzi lilefahati eltafir rububiyyeti. Allah'ın Celle Celaluhu, Mevlamızın, Rabbimizin lütuflarının nefhalarından nefhalarına taarruz da devamlı mürakabedir. Şu rüzgar çok böyle şey açıyor bende yani. Gel rüzgar bana vur der gibi böyle geldi. Mevla'dan şimdi, Mevla'dan. Bu murakabe arkadaşlar işte. Murakabe budur. Derse ki murakabe budur. Subhanallah. Elleti. Öyle nefahat ki hiye muda'atun fiha, namaza yerleştirilmiştir onlar. Likavlihi aleyhissalat aleyhisselam. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu. İnne lillahi fi eyyami dehrikum nefahatun. Fela hata'arrazu leha. İnne muhakkak fi eyyami dehrikum. Sizin zamanınızın günlerinde vardır. Ne vardır? Nefahatun, nefhalar vardır. Üfürüşler vardır, esintiler vardır. Ela, dikkat edin. Feta'arrazu leha. Ona kendinizi arz edin ona. Onun önünde durun böyle. O nefhaların, o esintilerin önünde durun. Kendinizi arz edin onlara. Sunun kendiniz onlara, size vursunlar, size çarpsınlar. Sizin üzerinizden geçsinler. Sizin günlerinizde, sizin zamanınızın günlerinde Allah'tan neler vardır Celle Celaluhu? Nefhalar vardır, üfürükler vardır, esintiler vardır. Kendinizi onlara arz edin. Yani ya alın onlardan, vursun size, istifade edin onlardan. Fasuretü salati, namazın sureti, namazın şekli, sureti taarruz, taarruz şeklidir. Kendini arz etme şeklidir yani. Bekliyorsun Mevla'nın huzuruna. Namazın şekli budur. Mevla'nın huzuruna ne yapıyorsun? Bekliyorsun Mevla'dan gelecek nefahatı, ne yapıyorsun? Bekliyorsun Subhanallah. Vel amiri biha, bununla emreden suretu cezbetil hakkı. Hak cezbesinin suretidir. Mevla'nın çekişinin suretidir. Be en yeczübe sureteke anil isti'mali ligayril ubudiyeti. Kulluktan başka her şeyden Allah seni ne yaptı? Çekti. Namazda değil mi? Her şey Allah'a. Ve her şeyi ne yapıyorsun? O iki dakika, dört dakika ne yapıyorsun her şeyi? Her şeyi bırakıyorsun. Kulluktan başka her şeyi ne yapıyorsun? Çivi çakmıyorsun değil mi? He? Boya badana yapmıyorsun. Kitap okumuyorsun. Hiçbir şey başka bir şey yapmıyorsun. Kulluktan başka her şeyden cezbetti Mevla Teala. Çekti seni. Namazın sureti budur. Ve sırru salati, namazın sırrı hakikatü taarruz. Arkadaşlar yani acayip nisbeti kübra hazretleri. Subhanallah. Hakikatü ve sırru salati, namazın sırrı hakikatü taarruz. Taarruzun hakikatidir. Taarruz anladınız mı? Yani kendini arz etmek. Fî kulli şartin min şerâit-i sûretihâ, namazın suretinin, yani namazın şekli, namazın sureti işte kıyam, rükû, secde, kavme, celse, namazın şekli. Namazın suretinin her bir şartında vardır. Ve rüknin min erkânihâ, namazın rükünlerinden her bir rükünde. Ve sünnetin min sünnenihâ, namazın sünnetlerinden her sünnette. Ve edebin min adâbihâ, namazın edeplerinden her bir edepte. Ve heyetin min heyâtihâ, namazın şekillerinden, kalıplarından her bir kalıpta vardır. Ne vardır? Sırrun bir sır vardır. Yüşîrü ilâ hakikati ta'arruz lehâ, kendini buna arz etmene işaret eden bir sır vardır orada. Mevla'dan böyle esintiler var. Allah'ın bu gafletten kurtarsın arkadaşlar bizi. Bak bunu aklınıza getirin. Anlayacaksınız biraz. Ve min şerâit-i salâti, namazın şartlarındandır. El-vudû, abdest. Fî külli edebin ve sünnetin ve farzın minhu. Gene abdestin her edebinde, her sünnetinde, her farzında vardır. Ne vardır? Sirrun yuşîru ilâ taharetin.
يَسْتَعِنْدُ بِهَا لِيْكَامَةِ الصَّلَاتِ. Hepsinde, bu farzında, sünnetinde, edebinde vardır. Ne vardır? Sırrın bir sır vardır abdestte. Bak abdestte de var. Subhanallah. Yüşir işaret ediyor ila taharati, ila taharetin bir temizliğe ki يَسْتَسْعِدُ بِهَا, kul onunla hazır oluyor لِيْكَامَةِ الصَّلَاتِ, namaz kılmaya. فِي غَسْلِ الْيَدَيْنِ, elleri yıkamakta vardır. Ne vardır? İşaretun ila tathiri nefsike min antelevvisil maasi. Günah kirlerinden nefsini temizlemeye işaret vardır. Ve tathiri kalbike an telatduhis sıfati, telatduh bulaşık kir. Ve tathiri kalbike, kalbini temizlemeye işaret vardır. Neden temizlemek kalbini? An telatduhis sıfati, sıfat bulaşıklıklarından. Öyle sıfatlar ki ezzemimeti zemmolunan el hayvaniyeti. Hayvani sıfatlardır. İnsandaki hayvani sıfatlardan kalbini temizle, insandaki hayvani sıfatların bulaşıklığından kalbini temizlemek vardır elleri yıkamakta abdestte. Ve seb'iyeti, yırtıcı, insandaki yırtıcı sıfatların pisliğinden. Ve şeytaniyeti, insandaki şeytani sıfat, acayip ibareler, insandaki şeytani sıfatların pisliğinden kalbi temizlemeye, kalbi temizlemenin sırrı vardır onda. Bunlar acayip insanlar arkadaşlar. Yani bizim Müslümanlığımızın sonu, bunların, bu zatların Müslümanlığının böyle en başının değmez, en başına değmez. Hani benim başım senin ayaklarının altında var ya, onun gibi yani. Bizim Müslümanlığın en üst noktası bu insanların Müslümanlığının en alt noktasına değmez abicim yani. İşaretin işaret vardır. Abdestin her farzında, her sünnetinde, her müstehabında, her edebinde neye işaret vardır? İlâ tatîri nefsike, nefsini temizlemeye. An televvüthil maâsî, günah kirli, günah pisliklerinden. Ve tatîri kalbike, kalbini temizlemeye. An teledduhı sıfâti zemîmeti, el hayvaniyeti ve seb'iyeti ve şeytaniyeti. İnsandaki zemîm, hayvani, yırtıcı, şeytani sıfatların pisliğinden, onların bulaşıklığından, onların bulaşıklığından, onların sana yapışmaklığını, işte onları kalbini onlardan temizlemeye işaret vardır. Kemal kâle teâlâ li habibihi aleyhisselam, Mevlamız Celle Celaluhu peygamberine buyurdu. Ne buyurdu? Ve siyâbeke fetahhir, ve siyâbeke elbiseni fetahhir, temizle. Şimdi elbiseni temizle deyince zahir mana nedir? Söyleyin. Elbiseni temizle işte, elbise değil mi? Zahir mana ne? Elbiseni temizle. Ama işareyi düşündüğün zaman elbise nedir? İnsanı saran, insana dokunan, insandan olmayıp da insana ilave olan bir şey. Aslından değil senin o. Değil mi? Ama sen, senin parçan olmadığın halde sen onu ne yapıyorsun? Elin kolun gibi üzerinde taşıyorsun. Senin aslında senin değil onlar. Aslında senden, senin bir parçan değil. Tamam mı? Ama senin parçan olmadığı halde ne yapıyorsun? Onu devamlı üzerinde taşıyorsun. Seni sarmış o. İşte senden olmadığı halde seni saran, sende hayvanlık var, şeytanlık var sende. Onlardan kendini temizle. Beden ruhun elbisesi, bir cihetten o öyledir. Bir cihetten öyledir. O ayrı bir şey. Anladınız mı? Senden olmayan ama seni saran, sana dokunan ne var sende? Sende hayvanlık var, sende yırtıcılık var, şeytanlık var sende. Artık 3 kilo, 5 kilo adamına göre değişir ama ne var? İşte onları temizle. Elbiseni temizle. Elbiseni temizle. Zahir mana elbiseni temizle. Ama işari mana, hani elbise gibi olan şeyler var sende, pislikler var. Onları temizle. Câfi tefsir, tefsirde şöyle geçti. Ve siyâbeke fetahhir, elbiseni temizle. Ey kalbeke fetahhir, kalbini temizle. Ve gaslül veşhi, yüzü yıkamak. İşâretun ilâ tuhâretü veşhi himmetike. Mesela yüzü yıkamak, himmet veşhini temizle. Himmetini temizle. Yani gayretini temizle. Pis şeylere gayret etme ya. Pis şeylere heves etme. Kıymetsiz şeylere heves etme. Gayretini, niyetini, hevesini, maksadını temizle. Min denese zulmeti hümmit dünya. Dünya sevgisi zulmetinin pisliğinden hevesini temizle. Dünya sevgisi pisliğinden ne yap? Maksadını temizle. Maksadına ne bulaşmış? Dünya sevgisinin pisliği bulaşmış. Onu temizle. Fe innehu ra'su kulli hatiyetin. Çünkü dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Acayip arkadaşlar. Bu ta'arruz li nefahati etafir rububiyeti. Bunu yani unutmayalım inşallah. Bunu da ben öyle bir not alayım.
El-Fatiha.